kötüdür bu Çin yahu. Ön takımda zaten hemen iner. Dandiktir, civataları gevşiyordur. Malzeme kalitesi de dandik. Frenler de kötüye benziyor. Motor ömrü de çok olmaz bunların. Yedek parçası bulunmaz. Boşver. GoBra kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi enteresan makine buldum. Bir inceleme çekmek istedim. Sağ olsun Kolaçan'dan bir destek istedim. Bana bir destek attı. Onun için gelmişti aslında bu motor. Ama şimdi o incelemesini yaptı, yayınladı. Sıra bizde. CF motorun MT650'sini inceleyeceğiz bugün. Daha çok yol odaklı söyleyeceğim ama şu en başta videonun introsunda gördüğünüz aman bu sağlam değildir. Bu ne bileyim civataları hemen gevşer. Yedek parça bulunmaz vesaire. Çekmiyor, gitmiyor, çok yakıyor gibi bütün soru işaretlerini şu an bu motorla yok etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle birazcık detaylarından bahsetmek istiyorum. Motor 205 kilo. Ağırlık olarak bir tane geçenlerde NC750 incelemiştik. O 217 kiloydu. Aşağı yukarı aynı segment kategorisine koyabiliriz. İkisi de Adventure sınıfında bir motor. Bu birazcık daha hafif. 205 kilo, 55 beygir ve inanılmaz torklu ve güçlü. Çift silindir, sıvı soğutmalı bir motor. Standart zaten ama benim şaşırdığım şeyler şu. Mesela Çin malzemeden kaçar, kaliteli iş yapmaz ve benzeri gibi şeylerden sürekli bahsediyoruz ya biz. Hayır abi, adam yapmış. Çift ön disk koymuş, ön ABS. Arka tarafta yine aynı şekilde ABS. Hadi. 200 bin lira, 100, yanlış bilmiyorsam 195 bin TL şu an 2022 Kasım ayındayız. Liste fiyatı 195 bin TL olması lazım bu motorun. Fakat şöyle bir durum var. Hem stok geliyor. Şimdi hadi ön ABS'yi yaptı, arka ABS'yi yaptı. Okey. Burada kocaman bir dijital gösterge panelimiz var. Harika, muazzam olmuş. Bluetooth vesaire bağlantısı sağlayabiliyoruz. Onun haricinde kendi standardında bir ayna yükseltmesi var. Yükseltilebilir, alçaltılabilir bir tur camı dahil etmişler. Deflektörler var ve inanılmaz bir şekilde rüzgarı kesiyor. Bu saydığım her şey stok bu arada. Koruma demiri kendi standardında geliyor. Arka çantalar, yan iki çanta var. Bu da stok geliyor. CF motor şada mı yaptırıyor yoksa şattan alıp kendi mi takıyor bilmiyorum. Ama bu motoru sıfır aldığınız zaman üzerinde bu da entegre olarak geliyor. Normal şartlarda tahmin ediyorum şat, yan çantalar aşağı yukarı 5-5-10 bin lira. Demiri şu sobusuyla birlikte bir 10 bin lirayı buluyordur. İşte koruma demiri aşağı yukarı 2-2,5 belki de daha pahalı olabilir. Hani ben Honda üzerinden yola çıkarak bahsediyorum buna. Ama burada stok geliyor olması gerçekten başarılı. Yine aynı şekilde tur camı da bayağı yüksek bu arada. Çok kısa değil. Görüyorsunuz zaten. Ben 1.80'im ve üzerine oturduğumda göğsümün şurasına kadar gelen bütün şeyi kesiyor. Rüzgarı kesiyor. Bir deflektöre çok ihtiyacınız olmuyor. Zaten üst kısımda da bir kask taktığınız için rüzgarı oradan absorbe edebiliyoruz. Amortisörleri inanılmaz rahat. Ayarlanabilir amortisör sistemi var. Şimdi göstereceğim ben size zaten detay çekimlerinde. Tepeden ayarlamasını yapabiliyoruz. Arka amortisör de güzel. Bir tek noksanlığı bence bu motorun traction control yok arkadaşlar bu motor üzerinde. Tek benim üzüldüğüm nokta o. Şöyle gazı açtığımız zaman çünkü gerçekten çekiş çok iyi. Hızlanmasını vesaireyi de size göstereceğim. Gazı açtığım zaman böyle arkayı şöyle hafiften bir atıyor. Devam ediyor ondan sonra. İki ayrı mod var. Standart mod ve ekonomik mod ve sport mod. Bu arada far takımın tamamı da LED zaten. Artık yani bunu çok söylemeye gerek duymuyoruz. Yeni çıkan bütün motorların far takımları zaten tamamen LED olayına döndü. İki ayrı sürüş modu var. Standart ve eko ve sport mod. Sport modu aldığınız zaman bir hayli vahşi biliyor motor. Dediğim gibi 55 beygir. Bir tane özelliğini ben beğenmedim. O da şu. Mesela attık birinci vites, ikinci vites ya da fark etmez. Gidiyoruz. Gazı açtığımız zaman motor kesinlikle gidiyor. Yani gitmiyor, çekmiyor diyene Allah taş edebilir bence. Bu motor gerçekten gidiyor. Ama elimizi gazdan bıraktığımız zaman ani bir yığılma. Motor frenlemesi yapıyor. Bu da tahmin ediyorum ki silindirlerin birazcık küçük olmasından kaynaklı. Beygir olarak hiçbir problem yok. Gerçekten çok ofansif, agresif bir makina. Ama gazdan elimizi bıraktığımız zaman kesinlikle bir yığılma oluyor orada. O yüzden birazcık gaz ayarına alışmanız gerekiyor. Ayarlanabilir debriyaj maneti var arkadaşlar. Yine dediğim gibi gerçekten dolu dolu hiçbir şeyden kaçmamışlar. Buradaki çanta birazcık daha büyük diğerine göre egzoz çıktığı için o taraftan. Buraya full face. Şu an mesela bunun içerisinde benim Nolan X-Large bir kaskım var. Çok rahat bir şekilde sığdı, onu da göstereceğim size. Yan tarafa da mesela bir laptop çantamı çok rahat rahat yerleştirdim. Dolu dolu, geniş, kocaman, büyük bir makina. Artçı çok rahat bir selesi var. Ya selesi gerçekten konforlu bir sele.
ekstra bir şey, konfor sele vesaire almanıza gerek yok. Çok rahat yola gidebileceğiniz, çok rahat şehir içerisinde manevra kabiliyeti de çok yüksek bir motor. Şimdi isterseniz bir yola çıkalım, bir bakalım. Şöyle bir hem birazcık gazlayalım, hem birazcık manevralarına bir bakalım. Ben çok beğendim. Eminim siz de beğeneceksiniz. Şöyle bir durum daha var. Şu anki konjüktürde mesela, ha tabii ki kalite bazlı olarak aynı değil ama NC750 manuel 151.000 TL bir fiyatı varken, dediğim gibi bu makineyi 195.000 liraya alabiliyorsunuz. Maalesef tekrar söylüyorum, NC750'yi bulamıyorken, ikinci elde de 300.000 lira para veriyorken bu aleti bulabiliyorsunuz. Bolca var sıfır ve 195.000 liraya alabiliyorsunuz. Bu güzel bir durum. Çinliler bu işi birazcık ciddiye almaya başladı bence ve piyasada artık biz de varız demeye başladılar yavaş yavaş. Şimdi bir yola çıkalım, tekrar görüşeceğiz. Ebatlarına takılabilirsiniz. Aradan dereden rahat rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Yani iki araba arasında yan çantaları var, koruma demiri var. Sığar mıyım, sığmaz mıyım diye düşünmeye gerek yok. Ebatları gerçekten çok iyi. Her yere girip çıkabilirsiniz. Ağırlığı da çok iyi bu arada. Motora hakim olabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Hani özellikle bazı kısa boylu arkadaşlar için. Yani ağırlığı güzel, göster yapanları falan da çok güzel. Manevra kabiliyeti de iyi bu arada. Yani güzel viraja giriyor, çıkıyor böyle. Hızlanması da çok iyi. Şimdi mesela göstereyim şöyle. Gaz açtığın zaman diyor yani, gitmem demiyor motor. Gidiyor ama sadece birazcık çabuk ısınıyor ama fan hemen hızlı bir şekilde devreye giriyor. Yani soğutuyor yani, çok da şey değil o. Yani hızlı bir şekilde fan devreye giriyor ve soğutuyor. Her şey güzel, hoş. Sadece şunu göstermek istiyorum. Gazı bıraktığım an itibariyle motor şöyle bir yığılıyor. Sonra tekrar gazı açtığın zaman zaten yoluna devam edebiliyorsun ama beni rahatsız eden tek unsur bu oldu yani. Gazı bıraktığım anda böyle motorun gerçekten yığılıyor olması beni birazcık yordu ya. O güzel olmamış yani, açık konuşmam gerekirse. Muhtemelen silindirleri küçük. Ama yani şimdi bu kadar iyi bir çekiş varken gazı bıraktığımda bu kadar yığılıyor olmasını da ben anlamadım yani. Tuhaf olmuş. Yani söyleyebileceğim en kötü özelliği bu olabilir. Bir de mesela bence traction kontrolü yok. Ya Pirelli lastiklerle geliyor üstünde. Güzel lastik geliyor ama mesela gazı açtığında şöyle arkayı kaldırıp atabiliyor yani hani. Onu da söyleyeyim. Yani sert keskin viraja girdiğinde, mesela dururken viraja girdiğinde vesaire, şu mesela önümdeki lambalardaki lambalardan çok sert döndüğümü düşünürseniz mesela arkasını dağıtabilir, öyle bir durum var. Hafif nemli yollarda, ıslak zeminlerde falan birazcık tehlike yaratabilir. Keşke traction olsaydı. Ama lastikleri güzel. Evet, makine gidiyor yani. Gitmesiyle ilgili gerçekten bir sorunu yok. Bastığın zaman gidiyor, yürütüyor seni. Ve rüzgar yemiyorum şu an bu arada. İşin güzel olan tarafı o. Gerçekten rüzgar yemiyorum arkadaşlar. Hop. Yani rüzgar yemiyor olmak gerçekten iyi bir durum. Çünkü ya deflektörler çok iyi çalışıyor burada. Şöyle tekrar bir hızlanalım. Bu arada her şey iyi, hoş, güzel. Bir tek şeyden bahsetmedik. Ondan da bahsetmek isterim. Yakıt tüketimi arkadaşlar. Basarsanız yakıyor. Basmazsanız yakmıyor. Öyle bir özelliği var. Motorun gerçekten çok basarsanız gerçekten ciddi anlamda yakıyor yani, hani onu söyleyeyim. 6 9 7'lere kadar çıktığı oluyor.
Ama sakin kullanımda 4,5 litre, 4 litre civarlarında bir yakıt sarfiyatı var. Onu da söyleyebilirim, ben denedim. Yani hem çok bastım, abandım, hem sakin kullandım. Yani normal bir sürüşte aşağı yukarı 4,5-5 arası bir yakıt tüketimi olacak gibi görünüyor. Ama çok da abanırsanız yani yakıyor makine, onu da söylemekte fayda var. Olacak arkadaşlara bilgi vermiş olalım. Ufak ufak da böyle videoyu kapatalım istiyorum. Şu an yardırdık gidiyoruz ama nereye doğru gittiğimize dair de hiçbir fikrim yok. Şuradan sağa doğru geçelim. Sağa doğru dönelim. Sonra videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Desteğinize, beğenilerinize, fikirlerinize ihtiyacımız var. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.